Ruhi Çenet 3. kanalını çaldırıyor. O yüzden kendisine koca bir alkış. İlk çaldırdığı zaman o sırada memleketteydim. Telefondan podcastini kaydetmiştim ama kırpmayla falan uğraşmadım. Bir de bu mikrofonu telefona bağlayınca kalite ister istemez düşüyor. Bu konularda da böyle tavsiye verebilecek arkadaşlar varsa benim için çok faydalı olur. O kaydı sildim nasıl olsa gündemden düştü diye ikinciye çıktı bu sefer. Bu sefer de heyecanı düşmüştü artık dedim podcastini yapmam. Gittiğin üçüncüye çaldırdı. Vallahi bravo çocuğa. Bir de bu 20 günlük çalınma süresinde 1 milyon lira kadar bir para kaybı yaşamış. İnsanlar çok şaşırıyor buna işte. Bütün o para onun cebine giriyormuş gibi düşünebiliyorlar. Öyle olmuyor. O 1 milyonun içinde çalışan masrafları da var. Ekipman ücretleri de var. Bir yere gittiğinde o masraflar da var. Bu arada keşke o kadar yüksek kazançlı olsa bu işler. Bazıları evet çok felaket kazanabiliyor. Bu kadar kazançlı olsa da daha iyi içerikler yapabilsek. Ben de şunu isterdim mesela animasyon kanalında şöyle 5 kişilik sağlam bir ekip kurayım. Parça başı projeler olarak değil de gerçekten maaşlı, sigortalı çalışanlar tutabilirsiniz bileyim ve tüm vakitlerinde yaptığım animasyonlara ayırabilsinler. Öyle bir ortamda neler neler çıkartırım size. Genelde insanlar şifreyi 1 2 3 4 mü yaptım be adam falan diye ruhi linçliyorlar da o işler öyle olmuyor. Olay asla şifreyle değil. Zibilyon tane zaten metodu var. Bilgisayarın içine fark edilmeyen bir virüs de yerleştirebiliyorlar. Veya yanına aldığım bir çalışan sponsor maillerini kontrol edeyim derken genelde bu işlere bakan çalışanlar da o ofisin içindeki en niteliksiz kişiler oluyor. Yanlış bir şeye tıkladığında işte bunun gibi sonuçlar da olabiliyor. Ben Ruhi'nin tıkladığına pek inanmıyorum. Adam sonuçta bu işin en başından beri var bu sektörde. Belki de milyon tane bu tarz dolandırıcı maili gelmiştir. Bana bile günde 20-25 tane bu tarz dolandırıcı maili geliyor. Bunu düşünün. Şunu da diyebilirsiniz bu arada. E adam o kadar bilgili o zaman nasıl çaldırdı kanalı diye. Dolandırıcıların %99'u çok tırt mailler atıyor. Kimsenin asla tıklamayacağı mailler. Bazılarıysa harbi profesyonel. 2-3 ay önce bir tanesine ben biraz daha kanıyordum. Maile bakıyorsun kart hazır Yazım yanlışı asla yok. Mailin içine kendisi bir tema yerleştirmiş. Bakın başka başka kanallarda diye yaklaşık bir 20 tane kanalın videosunu göstermiş. Oralarda yapılan sponsorluklar her şey tam anlamıyla bir tane profesyonel sponsor maili gibi duruyor. Nerede kanmadın derseniz genelde bu uygulamalar 300 dolarla 1000 dolar arası bir şey yollarlar sana. Vergiler de bunun içine dahil bu arada. Millet daha kolay atlasın diye 7500 dolarlık bir teklifte bulunmuş. 7500 dolar. Ulan Türkiye'de dev şirketler o kadar para önermiyor. Bugün Samsung gelse sana sponsor olacağız dese bir video için en fazla 100 bin lira çeker. O da en fazla. O fiyat önerisini görünce vazgeçtim. Bir de bir yandan da düşünüyorum ama ulan belki de gerçekte. Çok takipçili hesaplar normalde bu kadar kanmazlar. Çünkü çoluk çocuğa hitap eden bir şey değilse, yaptığı iş daha profesyonel bir ekiple yapılıyorsa artık öyle uygulamalara ihtiyaç kalınmıyor. Direkt kurumsal şirketler geliyor. Oradaki sistemler daha farklı işler. Senin bağlı olduğun bir organizasyon vardır. O organizasyonla iletişime geçerler. Görüşmenin bir kısmını yüz yüze yaparsın. O şekilde gelişir. Şu an mesela benimkiler çoğunlukla öyle oluyor. Direkt organizasyona yönlendiriyoruz. Hem bazı projelerde organizasyonlar fiyatı daha da yükseltebiliyor. Öyle bir artısı da var. Yani Ruhi ne yaptı da buna tıkladı veya çalışanı niye buna tıkladı tam emin değilim. Ama tamamen amatörlüğe geldi diye düşünüyorum. Umarım kurtarır. Çünkü Ruhi'nin içerikler kaliteli. Çoğunuz zaten düzenli YouTube seyircisisiniz. Zamanında çok para kazanıp da kalitesini koruyabilirsiniz bilmiş kendini geliştirebilmiş çok az kişi vardır bu piyasada. Diğerleri saçma sapan işlere bulaşırdı. Bu çocuk baya belgeselci oldu. Sağlam bir gezgine dönüştürdü kendini. O konuda gerçekten çok iyidir. Yanlış linklere tıklamayın. Özellikle YouTube'a içerik üretiyorsanız baştan uyarayım. Bilgisayara format atmanıza kadar gider bu olay. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.